Live Action Sonic serisi başlatıldığından bu yana serinin bu noktaya geleceğini gerçekten tahmin edemezdim. Live Action Sonic serisi gerçekten hayata dair güzel bir örnek. Neredeyse çıktığında kimse tarafından izlenmeyecek, boykot edilecekken, firmanın yaptığı ufak bir hamleyle beraber bu seri kurtuldu ve 3. filme kadar geldik. Hatırlarsanız ilk film piyasaya sürüleceği zaman Sonic karakterinin tasarımı hiç kimse tarafından beğenilmemiş, eleştirilmişti. Öyle ki kimi hayranlar, fanboylar filmi izlemeyeceklerini söylemektelerdi. Ki isyan etmek de haklılardı da, Sonic'in ilk tasarımı gerçekten berbattı. O film piyasaya o şekilde çıksaydı kimse gitmezdi ve haklılardı da. Ancak yapımcı şirketimiz Paramount dedi ki, tamam kardeşim madem beğenmediniz, çok kötü buldunuz, biz bu filmi 3-4 ay erteleyeceğiz, Sonic'i en baştan tasarlayacağız ve beğeneceğiniz bir hale getireceğiz dediler. İşte adamların yaptığı bu hamleyle beraber, her ne kadar film 4 ay ertelenmiş olsa da Sonic serisinin geleceği ve daha doğrusu filmin kendisi de kurtulmuş oldu. İlk filme her ne kadar bayılmasam da eğlenmiştim. Fazla klişeyle dolu olmasına rağmen eğlenceli bir film çıkartmışlardı ortaya. İlk film güzel de bir gişe yapınca ikinci film geldi. Ve ben ikinci filmi ilk filme nazaran daha çok beğendim. Yine klişelerle doluydu ancak ilk filmden daha eğlenceliydi ve üçüncü filme güzel bir köprü oluşturan After Credits sahnesi vardı. After Credits'te Shadow'u görmüştük ve Shadow benim Sonic serisinde en sevdiğim karakterlerden bir tanesidir. Sonic 3'te bu karakteri düşman olarak izleyeceğiz ve bu gerçekten çok keyifli olacak. Bulunduğumuz bu yıl içerisinde yani 2024 yılında Sonic'in 3. filmi gelecek. Aralık ayında vizyona girecek. Bu film için gerçekten heyecanlıyım, söylediğim gibi bunun sebebi de Shadow karakteri. Fragman için falan gün sayıyordum aslında ama geçtiğimiz günlerde Paramount Chat diye bir teaser fragman yayınladı. Sonic'in 3. filminin resmi logosunu da elde etmiş olduk böylece. 20 saniyelik bir teaser fragman var. Sizlere onu izleteyim, daha sonrasında üzerine konuşacağız. Çünkü hem teaser geldi hem de teaserla beraber ortaya güzel detaylar, bilgiler çıktı. Siz bir izleyin, sonrasında konuşacağız. Teaser'ı izlediniz. Açıkçası Sonic'e dair böyle resmi bir video görmek benim çok hoşuma gitti. Sonunda adamların Sonic'in 3. filminin PR'ını yapacağı zamanları, yani reklamını yapacakları zamanlara gelmiş bulunmaktayız. Bundan birkaç ay sonra artık resmi uzun bir fragman gelecektir muhtemelen ve filme dair yeni yeni detaylar da ortaya çıkmaya başlayacaktır. Gerçi daha şimdiden ortaya bazı detaylar çıktı bile. Öncelikle Robotnik karakterinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Robotnik karakterini ilk iki filmde Jim Carrey canlandırmıştı. Ancak Sonic'in ikinci filmi çıktıktan birkaç ay sonra Jim Carrey oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Ve zaten ikinci filmin sonunda Robotnik ölüyor gibi gösterilmişti. Bir daha bu karakteri görmeyeceğimizi, üçüncü filmde kendisinin geri dönmeyeceğini düşünmüştüm. Yani sonuçta hem karakter öldü gibi gösterildi hem de Jim Carrey oyunculuğu bıraktı, daha ne olsun. Ancak arkadaşlar teaser çıktıktan birkaç saat sonra ortaya ilginç bir haber çıktı. Gelen resmi açıklamaya göre Jim Carrey her ne kadar oyunculuğu bırakmış olsa da ve oyunculuğu bıraktıktan sonra harika bir senaryo yazılırsa o zaman geri döneceğim dese bile Sonic 3'te çat diye geri dönmeyi kabul etmiş adam. Robotnik karakteri Jim Carrey ile beraber tekrardan Sonic'in 3. filmde yer alacak. Bunu duymak güzel, hani güzel bir haber bu. Jim Carrey'nin geri dönmesini isterim, Robotnik karakterini yeniden görmek isterim ancak Jim Carrey ne yaşıyor, hani kafasında neler var anlamak gerçekten çok zor. Adam oyunculuğu bırakıyor, harika bir senaryoyla harika bir film olmadığı sürece geri dönmem diyor ve Sonic 3'te geri dönmeyi kabul ediyor. Yani belki de Sonic 3 harika bir filmdir, senaryosu harikadır, gelmiş geçmiş en iyi film olacaktır, hani bunu bilemem ancak ya garip geldi bana adamın yaptığı. Yani neyse, sonuçta adam geri dönecek, bu da iyi bir haber, üzerine daha fazla konuşmaya gerek yok. Bunun dışında Sonic'in 3. filminde Kristen Ritter dahil olacakmış kadroya. Kendisi seslendirmeci olarak dahil olacak, yani bir karakteri seslendirecek. Ben bu ablamızı çok severim, özellikle kendisini Breaking Bad'de izlemiştim. Karakterini de çok sevmiştim oradaki. Oyuncumuzu da zaten beğenerek izliyorum hani. Dediğim gibi seslendirmen olarak dahil olacakmış ve seslendireceği karakterinde Rogue the Bad olduğu söylenmekte. Bu karaktere çok hakim değilim açıkçası arkadaşlar ama sonuçta kadın bir Sonic karakteri görmek güzel olacaktır. Sürekli erkekleri gördük, işte Shadow'dur, Tails'dir, Knuckles'dır, Sonic'tir falan derken her yer erkek doldu. Kadın bir karakterin gelecek olması gerçekten güzel olacaktır. Bir de pembeli bir karakter vardı, çizgi filmlerde izlemeyi çok severdim. Umarım o da 3. filmde dahil olur, onu da görmeyi istiyorum çünkü. Sonic 3 muhtemelen evreni bayağı bir genişletecek. Yeni yeni bir sürü karakterler dahil olacak. Şuna dair herhangi bir bilgi yok. Hani Sonic 3 acaba serinin finali mi olacak? Yoksa 4. film falan gelecek mi? Buna dair bir bilgimiz yok ama açıklanmadığına göre bence bu serinin finali falan olmayacaktır. Sonic Live Action serisi bayağı güzel gişe elde etmeye de devam ediyor. Paramount bence buradan 4-5-6 film falan yürüyecektir. Valla ne diyelim yani, helal olsun adamlara. Tam az daha batıyorken ilk film, yaptıkları 3 ay ertelemeyle beraber 3. filme kadar geldiler ve gayet emin ve güzel adımlarla ilerliyorlar. Bu kadar tutan bir live action serisi var mı diye baktığımız zaman açıkçası yok arkadaşlar.
Pikachu'nun live action yapılmıştı ve Sonic kadar sevilmemişti. Sonic live action mecrasında ders niteliğinde oldu. En çok popüler olan da o oldu galiba. Son olarak şunu da söyleyeyim, kapatayım. Geçenlerde bir haber gördüm. Ağaç Kakan adında bir çizgi film vardı galiba, ya da öyle bir karakter vardı. Hani tam olarak hatırlamıyorum ama beynimin derinliklerinde Ağaç Kakan isminde biri var. Netflix bu karakteri live action bir film çekiyormuş. Görselini şu anda ekranlara koydum. Eminim siz de bu karakteri hatırlıyorsunuzdur. Nostaljik bir yeri var diye hatırlıyorum zihnimde. Çok araştırmadım. Araştıracağım, detaylara bakacağım. Hani benim gibi hatırlayanlar varsa bilgisi olsun istedim. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.